Selamünaleyküm. Ben Manisa Akhisar, Seyirdim köyündenim. Adım Oğuzhan Karaca. 5 yıldır ata binmekteyim. Atla ilk tanışmam bizim Akhisar'ın Karasonya diye bir köyü var. Karasonya köyünde Cirit varmış. Biz de buradan arkadaşlarla toplandık, motorlarla gezmeye gittik. Artı Cirit seyretmek için ama ben atın ağasını dahil bilmiyorum. Vardık, atlar koşuyor, oynayışları davulun önünde falan böyle. Yani çok hoşuma gitti. Ondan sonra arkadaşlarım filan yanımda gidelim ya ne yapacağız burada falan demesine rağmen ben illa az daha kalalım, az daha duralım, bak izleyelim falan gibisinden. Orada kafama koymuştum zaten. Ben dedim bu atçılığı yapacağım. Çünkü atlar çok hoşuma gitti. Çok asil bir hayvan gerçekten. Yani tabii peygamber aracı. Yani atalarımızdan gelen bir şey. Ondan sonra ve üstünden bir zaman sonra İşte ilk atım nasip oldu. Yani 5 senedir de biniyorum. Ata binerken ki hissiyatım. Yani ata binince gerçekten insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. Yani günlük hayatta tabii hafta içleri çalıştığımız için dert tasa çok mesela o oradan onu yapmış, o oradan o panzeme falan filan böyle çok insanın kafası karışıyor yani. İster istemez. Hafta sonları atın tepesine bindiğim zaman bunların hiçbiri kalmıyor. Yani hepsi gidiyor, unutuyorum gidiyorum yani. Atın iyi özellikleri. Öncelikle üstüne bindiğin zaman mesela koşuşu, hızı, duruşları ya da çıkışları ya da istediğin yerde istediğin hareketi yaptırabilmen. Yani bu tip mesela damcılığı, ondan sonra nalcılığı olsun. Tabi bunlar da her zaman yani istenilen özellikler. Yani bunlar olmadı mı tabi atçılık zor. Atın kötü özellikleri mesela cirit yerinde durmaması, atıyorum çıkış yapmaması ya da çıktığı zaman solo sağa kaçması. Tabii bunun için yani atın bunu yapması üstündekini de korkutuyor yani. Mesela değnek atacağın sıra at sola kaçtığı zaman değnek de atamazsın ve seyircilerin içine girdikten birini çiğnedikten sonra kıymeti olmuyor. Yani kötü yapan özelliklere bu nalcılığı olsun, arabacılığı, mesela kimi at dama girmez, dama girmeyeceğim der gerilir kalır böyle. Yani onu uğraşması ölüm. İyi bir atçı nasıl olmalıdır? Yani yerine göre hareket etmeli. Mesela konak evine, yani atıyorum düğünlere gittiğimiz zaman konak evlerinde oturuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz mesela o gün için. O gün kendisini dağıtmamalı yani ne olursa olsun şımarık hareket etmemeli. Meydan yerinde küfürsüz yani argo kelime kullanmadan at binebilmek. Atçılığa başlamadan önce her gün akşam bende motor vardı mesela. Bir gün o parka bir gün bu parka atıyorum gölettir işte gezmediğimiz yer kalmıyordu. Çünkü yani bizi bağlayan bir şey yoktu yani devamlı gezmekten tozmaktan oraya buraya falan. Atçılığa başladıktan sonra yani atımı aldıktan sonra kendime bir sorumluluk oldu gibi oldu. Yani atıyorum mesela damın pisliği olur, pisliğini temizlersin. Atıyorum yemi biter, yem al gel bakması. Tabi sadece yem almakla bitmiyor yani yemi seçip de almak da önemli. Atı baktığın zaman mesela yemini döktüğün zaman atın onu yiyişini gördün mü? Yani insana huzur veriyor gerçekten. Atıma 10 üzerinden kaç puan verirsem 9 veririm. Çünkü damcılığında falan sıkıntı yok. Ama arabaya sardığım zaman böyle yani yanındaki atla çok böyle oynuyor. Huzursuzluk yapıyor yani. Tabii bu her zaman değil de forslu olduğu zamanlar bu şekilde.